Selam arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Karı görüyorsunuz değil mi? Turgut şu anda karla savaşıyor. Biz de alışverişe gideceğiz. Kaç eksiğimiz var, onları alacağız. Ben bugün perişan bir haldeyim. Yüzümü gözümü göstermiyorum bile farkındaysanız. Çünkü sabah kalktığım gibi çıktım yataktan. Hiçbir şey yapmadım, saçımı bile taramadım. Çünkü bugün bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Ama az sonra hazırlanınca çıkarım karşınıza inşallah. Şöyle biraz Turgut'u çekeyim istedim. Sabah işkencesi. Görüyorsunuz kar bayağı yağdı. Gece. Şöyle. Aynen. Böyle arkadaşlar. O zaman biz önce Ikea'ya sonra alışverişe gideceğiz. Birkaç eşyamız lazım. Onları alıp sonra tekrar görüşmek üzere. Sanki Uludağ'dayız. Vallahi sanki Uludağ'dayız. Aynen. Evet arkadaşlar, biz şimdi alışverişten eve geldik. Ama alışveriş videosuna geçmeden önce Turgut'la ikimiz size bir şeyler anlatmak istiyoruz, bir şeyler söylemek istiyoruz daha doğrusu. Bu yüzden karşınıza geçtik. Vallahi ben hiç gelmeyecektim. Yatak odasında daha dolu işim var arkadaşlar. Hani üstüm başımdan belli oluyor zaten. Bayağı da öldüm. 3-4 gündür Yasin'in hastaydı. Yatak odasını yaptık, anlattı zaten. Dolapları sök falan, tek başıma da hep şey yaptım. Yasin sağ olsun eline geldiği kadar yaptı. Atıyorum içeride eşyalar falan getirdi, ben orada çalışabileyim falan diye boya yap falan ne derken bayağı yorulduk ve biliyoruz arkadaşlar bu aralar yok İstanbul işte tatili falan yok, yatak odasını yeniliyoruz yok, ne vardı, telefon aldık. İstanbul işte biletini aldık. Evet, şimdikten aldık arkadaşlar biletleri ki çünkü yaza kadar şu an 1450 euro tuttu biletler. Yazı beklesek hani şurada 3-4 ay sonra biletler en az 2000-2500 euro olacak çünkü geçen sene de aynısı olmuştu. Ve ne yazık ki Allah razı olsun atıyorum 150 yorum geldi. 149 kişi sağ olsun, isim vermeyeceğim çünkü yanlış anlaşılıyor. Bir kere o hatayı yaptım. Allah hepinizden razı olsun. 150 kişiden 149 kişi öyle güzel yazmış ki Allah daha çok versin. Ne diyeyim, güle güle kullanın. Hani hep güzel kalpli insanların yorumu hani. Arkadaşlar. Ya bizimle sevincimizi paylaşmışlar. Aynen. Daha bereket dilemişler, dua etmişler. Bizim amacımız zaten hani burada şunu yaptık, şunu aldık diye milletin gözüne sokmak değil arkadaşlar. Hiç o karakterde olmadık. Ve hatta biz alınca birisi bize dua edince ne güzel güle güle kullanın. Bize geri duamız şey olmuştur. Allah bin katını size de iyi versin. Daha iyisini size versin. Ama gelin bir yorum geldi ki siz çok para harcıyorsunuz. Ya aslında şöyle anlatayım. Hani yorum Instagram'dan geldi bana arkadaşlar. YouTube'da da var ama. Vardı. Hani şimdi artık yok. Çünkü öyle insanlara ihtiyacımız yok bizim bu kanalda. Bu kanal dostluk kanalı, can bağı kanalı. O yüzden can insanlar burada zaten. Gerisine ihtiyacımız yok. Ve o kişi öncelikle böyle hani iyi niyetli yazmaya çalıştığını zannetti bana. Yani ben öyle düşündüm. Hani kendim gibi sandım yani. Şey dedi böyle, canım siz çok alışveriş yapıyorsunuz, hani beni yanlış anlama ama çok şey alıyorsun, bence hani azla çok şey yapmaya çalış gibisinden. Onun üzerine ben şey yazdım, neyi çok buluyorsun canım, hani İstanbul biletini, telefonu veya dolabı mı, yoksa hani haftalık alışverişi mi çok buluyorsun diye. Onun üzerine bu hani birden böyle şey oldu, hani böyle agresifleşti yani, yoruma şey yazmaya başladı ya işte. Ben de alabilirim senin aldıklarını. Benim senin şeyinde gözüm yok. Ama bizim millet böyle. Sevmez hani çok alınan şeyi, çok gösterilen şeyi. Ben de ona dedim ki onun üzerine, ben bu dolabı ne kadar beklediğimi, ne kadar istediğimi hani biliyorum. Kaç senedir yani. Belki 10 senedir o dolabı istiyorum ben. Ve 10 senedir evet. Ben biriktiriyorum bunun parasını arkadaşlar. Bu bir ayda alınmış bir şey değil. Aynen. Bir ayda şans hepsi bir ara. Bir araya denk geldi arkadaşlar. Aynen. Çünkü bizim yatak odası dolabımız inanın. Yatak odası dolabımız, biz zamanında onu bundan 6-7 sene önce arkadaşlar 2 tane aldık. Küçük eşyalarımız bile, yatak odasını görseniz var yani perişan eski, hani biraz Yasemin evet. Çekti belki içi, odaya zor giriyorduk hani. Ve aynen. Dolaplar arkadaşlar o zaman 6-7 sene önce tanesini 80 euroya almıştık. Hani 80 euro yine Türk, belki bazıları Türk parasını satacak, o da yine pahalıymış diye de 80 euro arkadaşlar burada. Ne diyeyim size? Bir sandalye alamazsın burada. Bir günlük herhalde. Yemek parası hani. Aynen. Çok ucuz. Yani. Normalde dolaplar 400-500 eurodan başlıyor. Biz 80-100 euro, hatta o zaman şöyleydi. 100-200 eurodan 80'e düşmüş. 2 tane almıştık. 160 euro arkadaşlar ve biz onu 6-7 sene kullandık. Hani sağ olsun Yasemin hani şey yaptı. Hani Yasemin bir de öyle şey dedi hani, yok hemen yeni yapmamız lazım ya da yeni almamız lazım. Hani şey falan. Allah razı olsun onun. Hani idare etti 6-7 sene. Hani
ve bu zamana denk geldi. Ve arkadaşlar hani sözüm meclisten dışarı, o gelen yorum için diyorum, hani başka mesela şey de yazmıştı işte ya, millet et yiyemiyor. Hani millet bir kilo et alamazken aynen, siz hani çok eşya alıyorsunuz diye. Aynen, ben o kadar paralar harcıyorsunuz herhalde, ne bileyim falan, hani yok, ama çok konuşuyorsunuz. Alışverişe yönelik demiş. Ben de dedim ki ona, biz 5 kişilik bir alışveriş aynen, yapıyoruz arkadaş, haftalık. Ve biz gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse hani hiç dışarıda yemiyoruz. Haftada bir bile bazen olmuyor yani. Hani dışarıda yediğimiz, hep evde yemek pişirir yeriz. Hani her zaman bu böyleydi bize. Ben çalışırken de böyleydi. Çalışmıyorken de böyleydi. Şöyle olur. Ya bazı arkadaşlar mesela fikir veriyor. Ya bunu böyle yapsanız mesela daha iyi. Ya da şunu şöyle yapsanız daha iyi. Amenna arkadaşlar. Ona karşı şeyimiz yok zaten. Biz de çoğu şeyi sizden öğreniyoruz hani. Demek istediğimiz hani böyle sonra kırıcı olmaya başladı o yorum. O yorumları yazan kişi bayağı kırıcı olmaya başladı. Artık Yasin dediği gibi hani artık hani küfür değil de başka şeylerden küfür eder gibi bir şeyler oldu. İşte siz bu kadar harcıyorsunuz falan. Arkadaşlar Allah'a şükür ikimiz de çalışıyoruz. Ne aldıysak arın terimizle hani. Ve biz hani bazıları birikim yapar. Ne için yapar arkadaşlar? Ev alayım diye birikim yapar. Bazıları birikim yapar. Ne için yapar? Araba alayım diye yapar. Bizim öyle bir şey. Biz arkadaşlar mesela zamanda evimizi aldığımız için hani daha hala kredisini ödüyoruz hani. Biz de biriktirip işte böyle ihtiyaçlarımız hani yatak odası lazım. Şimdi dolap falan lazımdı hani. Olmuyordu. Gerçekten olmuyordu. Hani insan utanıyordu artık. Onu alıyoruz arkadaşlar. Hafta içi alışveriş oluyor. 5 kişiyiz. Hani 200-300 euro, hatta bize diyenler var ya siz 200-300 euro ile 5 kişi nasıl bir hafta idare edebiliyorsunuz? Bir de şu var arkadaşlar, hani, biz her şey pahalı zaten. Her işe götürdüğümüz yemeği de evden aynen götürüyoruz. Arkadaşlar ben dışarıda mesela, yemek yemiyorum mesela. Sağ olsun Yasin her sabah bana da yapar. Biz yemiyoruz dışarıda, çocuklar da yemiyor dışarıda. Biz her şeyi evden götürüyoruz. O yüzden tabii ki masrafımız daha çok belki haftalık. Ve şunu demek istiyorum, ben burada hayatta ilk defa bu kanalda birini bloke ettim yani. O da çok artık ileri gitmeye başladı ve haddini bence aştı. Kırıcı olmaya başladı. Hani şöyle bir şey var arkadaşım, biz de kimsenin hayatına müdahale etmiyoruz. Biz de kimin ne yiyip ne içtiğine karışmıyoruz. Güzel bir eleştiri olur, bir örnek olur, bir fikir olur. Biliyorsunuz zaten yorumsuz yorumlarda. Yazıyoruz hani, doğru. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Ama hani böyle kırıcı bir eleştiri veya kırıcı bir şey, hani bana bir sayfa öneri, ona bak mesela o böyle yapıyor falan. Ben de dedim ki o zaman git onu takip et. Ben böyle yapıyorum. Ben çalışan bir insanım. Ben çalışan bir bayanım. Dört dörtlük belki her böyle hani detayını yoğurdum, kendim mayalamıyorum, ne bileyim belki öyle şeyler falan yapmıyorum. Ekstra yoğurdu hazır alıyorum belki. Ya da balığı mesela panelemek yerine panelenmiş alıyorum belki. Ama sen istediğin gibi yapabilirsin. Hani herkes istediği gibi yaşasın, bırakın arkadaşlar. Herkese hani şöyle bir şey var. Hani bazı insanlar hani kendinde o hakkı görüyor ya, böyle herkesin hayatına müdahale etme hakkı. Öyle bir hakkı kimseye sahip değil. Ondan bayağı kırıcı. Saçım sarıysa saçım sarı. Saçım kırmızıysa saçım kırmızı. Burnum yamuksa burnum yamuk. Hani böyle demek istedim yani, bu telefon meselesi mesela sizlerden açıldı genellikle. Çünkü benim telefonum görüntü dışında aslında iyiydi arkadaşlar. Normalde fotoğraf bile çekmiyordu. Arada bir taklıyordu, hiç çekmiyordu mesela. Bir iki gün olmuyordu, geri birden oluyordu. Ama kullanmıyordum yani. Ama bir şey diyeceğim bak, laf oradan oraya atlıyoruz hani. Ya şu var mesela arkadaşlar. İyi kalpli insanlar zaten, bak ne diyorum, 150 kişi yorum yazdıysa o bir kişi diyorum hani. Zaten öteki 149 kişi bizim gibi düşünüyor hani. Arkadaşlar birinin evine gittiniz değil mi? Atıyorum bir şey almıştır. Sizin hoşunuza gitmez değil mi? Ama ne yaparsınız? Nazik kibar olmak için, moral bozmamak için ne dersin? A güle güle kullan, çok güzel dersin. Aynen. Biz öyleyiz arkadaşlar. Biz beğenmesek de bir şeyi, karşımızdaki kırılmasın, yanlış anlamasın, üzülmesin diye. Anadan babadan böyle gördük yani. Bizim üzülmesin diye. Yok öyle kötü düşünce. Üzülmesin diye öyle deriz hani. Aa çok güzelmiş. Ya belki benim hoşuma gitmedi ama ben bunu sonra oradan çıkınca karımla konuşurum hani. Yok bence hoşuma gitmedi derim. Ama bunu bir insana söyleme, niye kırayım kalbini hani? Çünkü güzel derim, çok güzelmiş. O beğenmiş. O hani. Ve şu da var arkadaşlar hani, belki çok açık olacak ama bana ne hani, ya da sana ne hani, ya o beğenmiş onu öyle istemiş hani. Onun zevki. Hani ben onun için ne diyeceğim, yok ya bu niye böyle olmuş? Adam bana diyecek ki belki sana ne, haksız mı? Haklı. Hani onun için niye kalp kırmaya gerek var arkadaşlar? Mesela biz ne yapıyoruz? Çok güzel olmuş. Güzel olmasa da çok güzel olmuş diyoruz. Çünkü Allah daha çok versin diyoruz. Aynen. Yani biz mesela şimdi telefon meselesine gelince, benim telefonum arkadaşlar iPhone 7. Yani bundan 7-8 sene önce alınmış bir telefon. Bazıları var, biz tanıyoruz. Her ikisinde bir yeni telefon alıyorlar. iPhone alıyorlar ya da yeni telefon, her yeni çıkanı takip ediyorlar. Aynen. Ben 7-8 senede telefon almamışım. Ve Turgut bana bu güzel yorumlar yapan arkadaşlarım hatırlar dedi ki, dolu herkesin hani, güzel güle güle kullandığı daha iyisi. Hani hışırtı geliyordu işte, canlı yayın yapamıyorduk.
video kaliteleri güzel olmuyordu. Aynen. Turgut da hem beni düşünerekten hem de hani YouTube yapıyorsun madem güzel yap diye. Ya bir de bunu almam o kadar. Bak ekstra kamera alacaktım belki. Kameralar 500-600 euro. Ama bunun hepsi beraber içinde. Aynen. Hem telefon hem kamerası. Hani kamerası çok kamerası değil. Kamerası gerçekten kamerası. Çok güzel. Hani ne bileyim öyle yorum işte gerçekten arkadaşlar ben normalde hiç karışmam böyle şeylere. Yasemin hani kanalın sahibi Yasemin. Hani öyle diyeyim hani öyle yorumları falan. Kimseyle de laf şeyine girmeyiz. Ama gerçekten çok kırıcı olduğu için dedim hani yazık ne. Arkadaşlar bir söz vardır ya. Kazanırsın, harcarsın derler ki herhalde çalıyor çırpıyor çok para var ondan harcıyor. Harcamazsın derler ki lan mezara mı götüreceksin ne yapacaksın o kadar parayı pinti cimri hiç harcamıyor derler. Çok konuşursun, çok konuşuyor, bu ne bu derler. Konuşmazsın, ya bu ne sümsük ya da ne bir şey derler. Hani hiç konuşmuyor, bu kendini bir şey mi zannediyor derler. Gülersin, niye gülüyorsun derler. Komik bir şey var mı derler. Gülmezsin, niye gülmüyorsun derler. Arkadaşlar kilolusun, kimseyi... Kilolusun şişko derler, zayıfsın zayıf derler. Aynen. Hani her şeyi bir şey uyduran ne insanlar var hayatta. Aynen, bizi arkadaşlar, Allah razı olsun... O 149 yorum yazan kişiye diyorum ya da bizim abonelerimiz arkadaşlar gerçekten yani Allah bir kere razı olsun. Bizi sevdikleri için böyle beğendikleri için bakıyorlar. Kimse yanlış anlamasın. Eğer o tek tük beğenmiyorsan hani ne diyeyim arkadaşım bakma. Aynen. Bak dolu kanal var. Gözün içine aldıklarını gözün içine sokanlar var. Ben burada bazı bir şeyler var mesela. Ya belki arkada görüyorsunuzdur. Atıyorum Thermomix var değil mi? Yasin bak ondan hiç bahsetmedi. Ayıp olur diye. Biz daha hala bunları düşünürken bize böyle yorum gelmesi işte siz gözüne gene onu da söylemişti. Milletin gözüne sokuyorsunuz aldıklarınızı. Ya biz hani yalan mı şey yapalım? Almadık mı diyelim? Hani aldıysak da arın terimizi alıyoruz. Biriktirip de alıyoruz. Bunlar alana kadar arkadaşlar biz belki 4-5 ay biriktiriyoruz. Ondan sonra alıyoruz hani. Çünkü maaşlarımız belli. Biz de alnışanlı kazanmıyoruz hani. Maalesef. Allah yeniden diyorum hani herkese bizden daha çok versin. Allah kimse kötü duruma düşünmesin. Et yemeyenler var diyor. İnanın bize biz haftada belki bir kere et yiyoruz. Biz de eti bulamıyoruz hani. Burada pirzola olmuş arkadaşlar kilosu 22 euro. Hani. Ya Allah herkese hani onun için herkese hani... alım gücü nasip etsin. Hani mesela bazı arkadaşlarımız alamıyordur, şey yapıyordur. Hani buradan gerçekten hani Allah herkese alım gücü nasip etsin. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Turgut'un da dediği gibi biz iki kişi çalışıyoruz. Hani günümüzü böyle bazen zor geçiyor. Eve zor atıyoruz kendimizi yoruluyoruz. Aynen. Çalışıyoruz, didiniyoruz. Ben mesela... Bu işimden önce iki işte çalışıyordum. Hani hiç kimse bunları bilmiyor. O yüzden de hani bilmeden eleştiri yapmak, ne gibi imkanlarla bunların satın alındığını bilmeden konuşmak veya hani mesela diyelim atıyorum ben paketli ürün alıyorumdur belki. Sen gidip tazesini alıyorsundur pazarda. Bizim Avusturya'da arkadaşlar bir tane pazar var. O da bu semtte değil. Onun için arabayla gitmeniz lazım. Zaten kışlar kapalı oluyor. Yani bizim böyle paketsiz ürün alma imkanımız yok burada aslında fazla. Taze her şeyi böyle taze alamazsın. Zaman, ve zamanımız da yok. Zaman da yok. Şimdi aynen. Yasemin arkadaşı 1'e kadar çalışıyor. İlla ki her gün bir şey lazım oluyor eve de. Hani yiyecek dolayı hani. Eve gel 2-2.30. Yasemin ne zaman yemek yapsın? 3'te çocuklar geliyor. Temizlik yapsın. Çocuklar ders oluyor falan. Ne zaman onları yapsın? Hani tamam ben işten 5'te geliyorum. Yardım edebildiğim kadar koşturmaya çalışıyorum hani destek vermeye çalışıyorum ama benim verdiğim destek arkadaşlar Yasemin'in yüzde ne diyeyim size benim yaptığım destek %10. Ne yapabiliyorum işten gelince akşama kadar çalışıyorum mecbur çalışmamız lazım hani herkesin bir geçim derdi var. Geçim derdi demişken de arkadaşlar hayatın bizim için de gerçekten öyle göründüğü gibi güzel olmadığını bakın arkadaşlar bunlar ödemesi gereken makbuzlar da. Belki fiyatlar görüyorsunuzdur bize de geliyor bunlar hani biz bunlarsız yaşamıyoruz hani. Biz de zaman oluyor ki arkadaşlar ayağı denk getiremiyoruz. Hani aynen. Öyle. Bazen borçtan hani aynen. Şey kredi kartına işte borç yapıyorsun. Bazen eksiden gidiyorsun. Hani hayat bizde de böyle geçiyor. Farklı geçmiyor. Ama biz hiçbir zaman hani bunları dile getirmiyoruz ki hani çünkü bu benim sorunum yani. Benim parayla hani ayağımı yorgana göre uzatırım. Mesela ben çalışmadığım zaman öyle geçiniyordum. Çalıştığım zaman aynen. Böyle geçiniyorum. Hani Allah ne verdiyse şükür ediyorum. Belki aynen. De şükür ettiğimiz için böyle bereketli hani benim çok de ayakkabım var mesela ben 2-3 senedir aynı ayakkabı giyiyorum hani. Mesela bak bunu hani ama işte değil mi bereket hani Allah bereketi versin demek herkese lazım. Şükür etmek lazım ve karşındakine ne düşünceyle yaklaşırsan siz... Allah sana onu nasip aynen eder aynen arkadaşlar hani. İnanıyorum güzel kalpli insanlar bizim kanalımıza tabii çok canım, zaten Allah, %99'u yani. Diyorum zaten o bir çıkıyor illaki bir hani ne derler ona bir hani bir çıkıyor paşa, arada bir yani şöyle 3 kilo elma alsanız biri illa kurtulu çıkıyor, çıkıyor ya. Yani. Heh, aynen. Öyle diyelim. %99'u zaten temiz kalpli insanlardan oluştuğu için Allah size
gönlünüzce versin. Biz ettiğiniz duaların 1000 katını size versin. Aynen. Allah bize bir veriyorsa size 1000 versin. İnanın biz herkese bunu deriz hani. Aynen. Siz bizim hakkımızda ne düşünüyorsanız Allah size 1000 katını versin. İyi düşünün, 1000 kat iyi versin arkadaşlar. Amin amin inşallah. Videoyu onun çok için, uzattık. Buradan böyle bir hani açıklama. Aslında buradan o yorum yapan insana aslında, da diyorum ki belki yine başka isimle abone olmuştur. Kalbini vicdanına koy. Hani eğer birisi alıyorsa göze batmasın ya. Yok, bir de kazanmış şey almış. Hani bu açıklamayı bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha böyle zaten yorum gelirse direkt silinecek. Ve öyle kişisel hani agresifleşim durumlarda, kırıcı yorumlarda yani direkt ben bloke edeceğim. Çünkü hiç gerek yok. Bu kanal sevgi dolu bir kanal. Dediğim gibi bizim can bağımız var artık arkadaşlarımla, dostlarımla. Ve hani Allah aşkına hiçbir zaman hani şimdiye kadar hiç öyle bir yorum almadık. Abonemiz mesela 1500'ü geçti. Ve bir kişi, bunlardan bir kişi öyle yazıyor diye hani düşünmüyorum ki hepiniz öyle düşünüyorsunuz. Çünkü yok, yorumlar da ilgili. Yani onun için değil mi? Herkes çok güle kullanın. İşte ne güzel, maşallah Turgut Bey sizi nasıl düşünmüş falan. Turgut kardeşim nasıl düşünmüş. Hani herkese çok teşekkür ederim. Yani beni çok övüyorsunuz. Hani, Allah razı olsun hepinizden. Allah diyorum ya hani öyle yazanlara, öyle diyen dileyenlere bizden 1000 kat daha fazlasını versin. Bize de yetecek kadar versin. Allah'a şükür, hamdolsun yani. Ben tek şunu da diyerim, gidiyorum. Çünkü yalakasın daha işim var. Bazıları yazmış hatta keşke Turgut enişte şey desin diye, yani bizim eşlerimize çağrı yapsın diye. Arkadaşlar gerçekten eşlerinizin değerini bilin. Hani bak ben şu 3 günde annelik de yaptım. Yani dedim ki Yasin bunları nasıl yapıyormuş ya. Hani arkadaşlar gerçekten hani biz erkekler hani işe gidiyoruz sabah akşam yüz of yoruldum ben ne yapacağım ne diyoruz ya. İnanın bana bizim yaptığımız iş hiçbir şey değilmiş. Sabah kalk çocuklara şey yap, koştur, onlar yap, bunlar yap. Hani vallahi ben 3 gün yaptım. Arkadaşlar 2 kilo vermişsin. Yani ben niye diyet yapıyorum? Yani. Onun için Allah'a emanet olun. Benden bu kadar. Eşleriniz inşallah hepinizin yardımcısı. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Efendim. Öncelikle güzel bir yeni telefonumla çekiyorum. Gördüğünüz gibi kalitesi gayet güzel. İyi çekiyor bence. Artık oynaya ayarlarını göreceğiz arkadaşlar. Belki şimdilik tam tutturamamış olabilirim. Ve bugün doğru düz çok makyaj yapmadım. Sadece rimel sürdüm ve kaşlarımı boyadım. Çünkü hiç zamanım olmadı. Bugün daha iyiyim çok şükür. Allah razı olsun güzel dileklerinizden, dualarınızdan. Ve gelelim en sevilen videolardan birine, alışveriş videosuna. Dediğim gibi bazılarına çok gelebilir, bazılarına az gelebilir, bazılarına sağlıksız gelebilir. Ama bu bizim alışverişimiz arkadaşlar. Yani biz de herkese saygı duyuyoruz. Nasıl beslenmeniz herkesin size kalmış. Ben şimdi size bizim aldıklarımızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir çamaşır ilacı aldık, deterjanı. Bu Hoferinkiler hem güzel kokuyor hem de iyi arkadaşlar. Ben hangisini uygun bulursam o zaman onu alıyorum. Pers olunca Persil, Ariel olunca Ariel. Bizim bir alerjimiz yok çok şükür. O yüzden farklı farklı kullanıyoruz. Şöyle iki tane salatalık aldım arkadaşlar. Mesela bu da paket. Çünkü burada paket satılıyor. Şöyle iki tane yine wrap ekmeği aldım. Böyle lavaş ekmeği arkadaşlar. Çünkü geçenki yaptığım tortilla tarifi vardı. Bir tane wrap. Turgut onu çok beğenmiş. İlla bir daha istedi. Sonra bir tane sıvı yağ aldım. Maşallah küçük altın değerinde. Ondan sonra şöyle bir tane makarna aldım. Yine elde bulunsun diye. Turgut tabii ki biliyorsunuz kokulu mumlarından aldı. Ama fark ettim ki yorumlarda arkadaşlar tek benim eşim öyle değilmiş. Eşleri kokulu mum seven eşleri, hani arkadaşlarım da varmış. O yüzden yani şaşırdım bayağı. Şöyle siyah ekmek aldık. Bir iki dilimini yedi benimler. Bir tane göbek marul aldım arkadaşlar. Şöyle evde bulunsun diye şey aldım. Çikolata hazır böyle eritiyorsunuz ya, böyle keklere işte falan lazım oluyor ya bazen. Dedim evde bir tane bulunsun. Bir misafir falan gelir. En azından bir şeyler hazırlamak için evde bulunsun istedim. Tekrardan portakal aldık arkadaşlar. Şöyle üçlü organik kabak aldık. Yine her haftaki alışverişimizde vazgeçilmez olanımız elma. Şöyle mantar aldım. Hazır kesilmiş arkadaşlar. Böyle üçlü biber. Domates. Belinay bizim şu sosu çok seviyor arkadaşlar. Tatlı ekşi sos. Ve bu da patates kızartması için sos. Biliyorsunuz ben airfryer'da yapıyorum. Yağ kullanmıyorum hiçbir şekilde. Domatesi gösterdim galiba. İki tane yine pembe salatası aldım arkadaşlar. Çünkü gerçekten fiyatı maruldan daha ucuz. Şu marul, göbek marul arkadaşlar. Tanesi 1.69 yani 1 euro 69 cent. Bu marul da 1 euro.
Hani 99 sent hatta. Yani o yüzden hani bazen hani şeye de bakıyoruz, anlıyor musunuz? Hani paket ürün de ama daha uyguna geliyor. Onu da düşünmek lazım. Bu sefer arkadaşlar şöyle bir protein ekmeği aldım kendime. Sonra ekmeği sürülebilen peynir, yiğit, bir tane yoğurt, puding, bir tane tuz aldım arkadaşlar. Şöyle değişik soslar aldım. Bu sefer yine iki tane tortellini için aldım. Azra bizim bugün boğazı ağrıyor. Biraz ateşlendi. Benden ona geçti herhalde. Ya da Yiğit'ten bize geçti, bilmiyorum. Ama hastalık peşimizi bırakmıyor maalesef. Canı çekmiş. Ona tortellini yapacağız. Bugün yarın. Bilmiyorum. Bugün köfte var aslında da, bakalım. Ve şu sosu gördüm arkadaşlar. Biberli bir sosmuş. Merak ettim. İki tane şöyle tüm tavuk aldım. Türk marketinden. Onları da derin dondurucuya atacağım. Ondan sonra üzerine öyle bir sos yapmak istiyorum. Bakalım değişik bir şey olsun istedim. Her zamanki aldığımız gibi meyve püresi çocuklara. Sonra şöyle bir tane kaşar peyniri okul iş için işte. Azra'nın çoko freşi. Yiğit dün bizden bundan istedi arkadaşlar. Çikolata. Ondan sonra şöyle hazır patates püresi aldık. No, senin canını yerim. Bir tane kaşar aldık, rendelenmiş canlar. Her zaman aldığım gibi iki tane tortellini aldım. Yani ne yapayım, çocuklar çok seviyor. Hani ben de şey, hani hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Bunu yemesin, şunu yemesin, şeker yemesin, çikolata yemesin. Bundan zaten bahsetmiştim. O yüzden dediğim gibi herkes kendi istediği gibi beslensin, yarışsın arkadaşlar. Şöyle iki tane yine hazır krem aldım evde bulunsun diye. Bir tane şöyle reçel aldım. Turgut bir tanesini açtı, bir tanesi de burada. Şöyle kornişon turşu aldık. Bu arada içeride bir oyun oynuyorlar galiba. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya şekeri ve şöyle arkadaşlar, hatta iki paket almıştım. Biri nerede bilmiyorum. Şüper elbet. Bir tane, iki pakete şöyle şey aldım. Maya, kuru maya. İnşallah çıkar bir yerde, düşünmemişizdir. Poşetlerde mi kaldı acaba? Bakmam lazım. Bir tane tost peyniri. 15'li yumurta. Turgut gördüğünüz gibi yine kendine iki tane çikolata almış, fındıklı. Bunlardan almış iki tane, işe götürüyor genelde arkadaşlar bunları Turgut. Böyle alıyor bir paketini, bir hafta yiyor. Ona yani 3-4 gün yiyor işte böyle. Yine Yiğit'e Tufife aldık bir tane. Mevsimi değil ama çok sevdi çocuklar getirin aldığımı. İyi çıktı. Bir tane karpuz aldık. Turgut kendine donut almış çocuklarla. Sonra şöyle uzun ekmeklerden aldık arkadaşlar pişirmek için. 12 tane semel aldım. Hani biliyorsunuz beslenmeye falan koyuyorum. Başka bir şey aldım mı ben? Aldım. Ha. Şöyle arkadaşlar, şekersiz zero ice aldık bugün. Tuvalet kağıdı aldık. 2 paket ve bir tane, bir paket de peçete aldım. Şimdi ben şu mayamı birini daha aramaya gideceğim. Poşetlerde kaldı herhalde. Bir bakayım. Şimdi arkadaşlar bizim bugün çok işimiz var. Yatak odası neredeyse bitmek üzere. İnşallah onu bir dahaki videolarda, vloglarda size göstermek istiyoruz. Bugün IKEA'dan birkaç bir şey daha almaya gittik. Turgut'la dekor eşyaları ve üzerine örtmek için örtü, yastık falan. Bir de iki tane çekmece daha fazla lazımdı. Onları aldık. Umarım çok güzel olur ama dediğim gibi ev kaos. Her yer karman çorman. Ben hemen bunları yerleştirip Turgut'a yardıma gideceğim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım hiçbir şey yanlış anlamamışsınızdır. Çünkü konu sizleri, siz sevenlerimizi ilgilendiren bir konu değil aslında. Ama buradan o kişiye ve onun gibi düşünenler varsa, hani neden böyle, neden o hani öyle yapıyoruz, onu açıklama, hani aslında açıklama gereği bile duymuyorum o insanlara karşı, öyle insanlara karşı. Çünkü artık beni tanıdığınızı, bizi tanıdığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o güzel yorumları yazan insanlar, yani bize bunu layık gören insanlar zaten öyle düşünen insanlar değil. Ve maalesef bizi, hani bazı insanlar böyle insanların hayatına müdahale etmeyi çok seviyor. Ve ben de bundan aşırı derecede rahatsızlık duyuyorum. Çünkü ben de, biz mesela YouTube'a başlarken biz de hep YouTube videoları, vlogları bakıyoruz. Hatta bizim de sevdiğimiz insanlar var, vlog çekiyorlar. Hiçbir zaman karşımdakini kötü düşünmem. Hiçbir zaman hani böyle eleştiri de yapmam. Ha, onu ben de, benim beğenmediğim bir şey varsa onda, hani ben öyle düşünüyorum ama ona yazmak zorunda değilim. Neden hani o uğraşa gireyim, ona onu yazayım? Neden onu kendini kötü hissettireyim? O yüzden arkadaşlar ben bu dünyada iyi insanların olduğunu düşünüyorum. İnsanların ölmediğini düşünüyorum. Yani onu düşünmek istiyorum gerçekten. Ve etrafımda çok şükür çok iyi insanlar var.
Allah bin kere razı olsun. Yani gerçekten böyle hani hatta şimdi mesela bu video çekerken 2-3 tane yorum arka arkaya geldi. Hepsi de birbirinden şahane ve güzel. O güzel yürekler, o güzel kalpler hiçbir zaman zarar görmesin. Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin. Allah sizin gibi insanları bizim yanımızdan, etrafımızdan eksik etmesin dostlarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Keşke hepiniz yanımda olsanız da böyle diyorum ya, her zaman bir kahve içsek, şöyle sohbet etsek. Yani çok şey kaybettiğimi düşünüyorum. Bu kanalı önceden açmadığım için çok pişmanım. Çünkü o güzel dostlarımı çok geç tanıdım yani. Gerçekten bu beni çok üzüyor. Hatta bazı yorumlar beni o kadar duygulandırıyor ki gözümden yaşlar süzülüyor arkadaşlar. Yani lütfen sizler üzerinize alınmayın bu dediklerimizi. Ki katiyen hani sizler için değildi bu. Ama böyle düşünenler, böyle görüşü olanlar varsa kanalımızdan uzak dursun. Hani herkesin yolu bahtı açık olsun diyorum. Bu bizim hayat yaşamımız. Hoşuna giden olur, hoşuna gitmeyen olur. Ama dediğim gibi her türlü fikri öneriye açığız. Ama belirli seviyede ve saygı, sevgi çerçevesinde. O yüzden biz sevenleri buradan hani onu siz sakın üzerinize alınmayın. Bazen işte bizim de böyle tak dediği zaman oluyor. Böyle size böyle bir söylemek istiyoruz, dertleşmek istiyoruz. O yüzden zaten anlattık bunları. Yoksa hani o insana hiç değer verip de bu kadar zaman kaybetmezdim burada. Yani bu kadar 26 dakika harcamışım. Benim zamanıma değmez o öyle insanlar için. Ama iyi niyetli kardeşlerime buradan hani yine de söylemek istedim. Niye böyle üst üste harcamalar oldu? Niye böyle oluyor? Bazen olur sürekli her şey işte üst üste gelir. Bazen olur uzun süre harcamazsınız. Ama dediğim gibi herkes eminim hani alındığı kazancını nasıl harcayacağını, ne zaman ne lazım olduğunu daha iyi biliyordur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Siz çok değerlisiniz. Bizler için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Etrafımızdan, yanımızdan hiç eksik olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.